Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi yabancı takas oranlarına bakacağız. Bu veriler bizim için önemlidir. Bakalım hangi şirkette yabancı alımı söz konusudur. Günlükte, haftalıkta, aylıkta ve son 10 günde toplam baz puanı olarak yabancıların ilgisini çektiği hisselere bakacağız. Burada bakmamız gereken bazı önemli hususlar var. Onları çok iyi bilmek gerekiyor. Birincisi, yüksek miktarda yabancılara satılan lotlar kaç TL'den satıldığını bilmek gerekiyor. Yani bunlar zaten kap haberinde belirtiliyor, şirketler açıklıyor. %20 iskontoysa bu kısa vadede şirket üzerinde olumsuz etki olabilme ihtimali var. %10 iskontoysa yine aynı şekilde. %5 falansa hiç sıkıntı yok. Yani yabancı o kadar lot alıyorsa sen de al. Ama oradaki makası çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden bodozlama atlamamak gerekiyor. Yani şirketlerin son bir aylık hisse senedi performansını iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Burada zaten totalde baktığımızda son bir aylık hisse senedi fiyatının ciddi anlamda artan şirketleri gördüğünü görebiliyoruz burada. Dediğim gibi burada mutlaka ama mutlaka bilmemiz gereken hususlardan bir tanesi, bu yabancılar kaç TL'den iskontoyla almışlar, ya da bunlar belki kurumsal, patron belki kurumsal yatırımcı almamış, sadece işte yabancı kurumsallar bu şirketlere ilgi beslemişlerdir. Şimdi bunu nasıl öğreniyoruz değerli dostlar? Aslında böyle yüksek marjda yabancı alımı söz konusuysa, bak mesela %300 artmış. Belki bu ikisinde olabilme ihtimali var ama diğerlerinde yok. Diğerlerinde öyle patron lot satımı falan olmayabilir. O yüzden mutlaka bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hemen şurada size göstereyim toplam baz puanını. Şimdi bak, Doğaç'ta sattıklarını görebiliyoruz değil mi? Bak burada Doğaç'ta 300, 222, 262 TL'den lot sattılar, açıkladılar. Bak burada mesela oranı yüksek. Tamam mı? Haftalık olarak baktığımızda oranı çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Mesela burada Doğaç yazdığınızda çıkacaktır. Şimdi bu verilere baktığımızda Doğaç'ta ciddi bir yabancı alımı söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Burada iskontosunu da gördük. 262 TL'den 260 belki kırılır, 250 seviyeleri artık dip seviyeleri olarak karşımıza çıkabilme ihtimali var. A1 kapitali satmışlar büyük ihtimalle. Yükseleni satmış olabilme ihtimalleri var. BN, Görsel, bunlar olabilir mi? Bunlar belki de yabancılar giriş yapmıştır. Yani belki de patrondan değil de piyasadan da almış olabilirler. Bizim burada görmek istediğimiz rakam işte 500-600'ün üstü. Evet, yani belki 500 de değildir ama 600-700'ler üstü belli ki yabancılar yüklü bir şekilde ya patrondan mal almışlardır ya da işte piyasadan almaya çalışmışlardır. Piyasada almaya çalışınca da bu sefer hisse senedi fiyatı ciddi bir rally'nin eşiğinde olabilme ihtimali var. Şimdi burada baktığımızda Katmer, yani Doğaş, A1 Kapital, Yükselen, BNY, Görsel, Birleşim, Bıfsan, Atak Bilgisayar, Işık Plastik, Bobet, Katmer, Ayces, Kızıl Gayrimenkul, Kızılbük Gayrimenkul, Alfas, Miatık, İpek, Turex, Obese. Buradaki şirketlere baktığımızda toplam baz puanı olarak son 10 günlük süre zarfı içerisinde yabancıların ciddi bir şekilde alımı söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Hemen yine konumuza dönelim değerli dostlar. Burada günlük yabancı takas oranı en fazla artan şirketlere Ata Bilgisayar, Atatıp, Görsel, Celha, Ayces, SDT TR, Birleşim, İttifak, Arzum, Özgeo, Bobet, İşsen, Ersu, Vakıfyo, Gülbendi, Işık Plastik. Yabancıların en fazla sattığı şirketlere baktığımızda İzinvi, Türk Telekom, Comfort, Hürriyet Gazetesi, Tırgeo, Aghol, Anele, Alfas, Atex, Doko, Arsan, Yeyho, Merit, Duaş, Eskom. Şimdi haftalık yabancı takas oranına baktığımızda Ayces en fazla artırılmış yabancılar payını, Ünlü, Europower, Bobet, Pasue, Mercan, İttifak, Pegio, Yükselen, Işık Plastik, Atlas, Arzum, SDT TR, Prisma, Rodrigo. Satışlarına baktığımızda
Son haftalık değil mi? Evet, haftalık yabancı takas oranı en fazla azalan şirketlere baktığımızda Anadolu Efes, İş Bankası, BLCYT, Sönme, Tüpraş, Hedef GS, Osmen, İşyat, Selva, Galatasaray, Hatek, Cemtaş, Türk Telekom, Batı Süke, DNS Yası. Bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar işinize yarayabilme ihtimali söz konusu olabilir. Yabancılar alıyorsa bir bildikleri vardır diyoruz. Şimdi aylıkta baktığımızda bakın burada DOAŞ ve İHA'yı patron yabancı kurumsal yatırımcıya belli bir iskonto karşılığında sattıklarını görebiliyoruz. Yani yabancılar buradan alım yapmışlar. Kaçtere'den işte DOAŞ'ı biliyoruz. İHA'yı mesela bilmiyoruz. Onu araştırmak gerekiyor. MİAT'ı, TETMET, Işık Plastik, KONSE, İHEVA, İNVES, Ata Bilgisayar, BOBET, EUHOL, HEKTAŞ, AYCES, Türk Traktör, Politik. Aylık yabancı oranı en fazla azalan 15 hisseye baktığımızda da Şok Market, Megap, Etiler, Adel, Ülker, YGYO, Kopol, Akçansa, Pasu, Paseu, İşgeo, Gübre Fabrikası, Hukbece, Anadolu Efes, Eksun, Penguen Gıda. Şimdi bunlara baktık. Haftalık yabancı oranlarını gördük. Günlük yabancı takas oranı artanları gördük. Aylık yabancı takas oranlarını gördük. Şimdi de 10 gün üst üste yabancı takas oranı artan şirketler var mı bir bakalım. Şuraya baktığımızda MİAT'ı 10 günün 9'unda yabancılar almış. Nucimento 10 günün 9'unda. QNB Finans, Işık Plastik 10 günün 8'inde almış. IGC 10 günün 8'inde almış. Turex'i 10 günün 8'inde almış. Pegio, Politik, Smart, Akbank, EVA, COEM. Bakın burada aslında istikrarlı bir yükseliş varmış. Yabancı takas oranında. BMSCH, Anele, Vakko, Yunsa. Bakın burada Yunsa varmış. İstikrarlı bir şekilde yabancı alımı var. Egen istikrarlı bir şekilde yabancı alımı var. Agesa var. Intem var. Hitit Bilgisayar var, Biryat var, Oyat, Bucim, Logo, A1 Kapital ve yükselen Bobet, İpek gibi sıralı bir şekilde gidiyor. Bunlar 10 günün 8'inde, 10 günün 7'sinde devam ettiklerini görebiliyoruz. Bunun da ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Mesela üst üste 5 gün yabancıların alımı olan şirkete baktığımızda buradaki şirketler çıkıyor. Mesela 3 gündür üst üste yabancılar hangi şirketleri aldığını da görmek için buradaki seçene tıklayıp buradaki şirketleri görebilme ihtimaliniz elbette ki vardır. Dediğim gibi bu yabancı takas oranları bizim için önemlidir. Özellikle yüksek miktarda alan yabancıların alımı söz konusu olduğunda bizim burada bakmamız gereken bir husus var. Bu eğer patron satışıysa bu patron yüzde kaç iskontoyla vermiş? Yok patronun satışı yok. Piyasadan almışsa bu da hisse senedi fiyatını otomatik bir şekilde yükseltiyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.